Selin Çıngır geliyor. Merhabalar. Selin hoş geldin. Merhabalar Kenan Bey. Çok güzel Bey. Oturdun. Teşekkür ederim. Nasılsın? İyiyim, teşekkürler. Siz nasılsınız? Çok teşekkür ederim. Seni tanımak isteriz. Ben Selin Çıngır, 27 yaşındayım. Eskişehirliyim. Buraya Muğla'dan geldim şu anda. heyecanlıyım ayrıca. Aile Eskişehirli aslında mi? Hiç değildim, evet. Ailem Eskişehirli. Müzik öğretmenliği mezunuyum. Ondan evvel hemşirelik okudum Bursa'da. Yani geziyorum şu anda. Net sabit bir yerim de yok diyebilirim. Babamla beraber yaşıyoruz. Bir köpeğim ve kedim var. Ve müzik yapıyorum. Ne yapıyorsun müzik? Ne müziği yapıyorsun? Müzik ya aslında şöyle yani şunu bundan bahsetmek istiyorum. Tabii ki. Uzun uzun zaten kendimi tanıtmak için de yazmıştım. Hemşirelik okuduktan sonra benim hayalim aslında hep müzikle uğraşmaktı çocukluğumdan beri. Ve her insanın da bunu yapması gerektiğine yani o iç sesini dinleyerek ruhunun yapması gereken şeye çekildiğine inanıyorum. O yüzden bunun peşinden gitmek istedim. Beste yapıyorum, onları yayınlıyorum. Buraya gelme ne hayalim... Ne tarz müzik olduğunu hala söylemedin Selin, merakla bekliyorum ama. Aslında indie diye geçiyor da ya belli bir tarzda da sığdırılamaz bir şey diyebilirim. Aslında her tarzdan biraz karışık. Yani söylüyor musun mesela kendi bestelerini? Evet, söylüyorum. Bizle paylaşır mısın hepimiz canlı canlı daha iyi anlasak? Seve seve tabii ki. Lütfen. Annem bunu söylememi çok istedi. Anneciğim. Bir damla yaş süzüldü gözlerimden, sayfalarca birikenler döküldü içimden. Ah sevgilim, alıp götürsen bizi, silinir mi hafızamdan ellerinin izi? Devam. Devam, devam. Devam. Aynısını. Evet, şarkıya devam. O zaman. Bir kuşun kanadında uçup gitmek mi özgürlük? Güneşli upuzun bir yol var. Kimsesiz ıssız yarınlara. Dam, da 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 dam, dara daram. Bir damla yaş süzüldü gözlerimden, sayfalarca birikenler döküldü içimden. Ah sevgilim, alıp götürsen bizi, silinir mi hafızamdan ellerinin izi? Selin sözlerde, bestede sana mı ait? Evet. Eline gönlüne sağlık. Çok teşekkür ederim. Bir tüyler hareketlenmedi mi? Ben mi sadece? Evet mi? Çok geçti. Şarkı geçti. Öyle mi? Sevindim. Annene selam olsun. Şeydi bu. Doğru parçanı seçmiş. İnşallah bir tane değildir. Yani şu an 30 tane falan yazdığım var. 4 tane yayınlanmış ve yolda üzerine çalıştıklarımız da var. Ya aslında amacım hiç bilinen sanatçılara veriyor musun? Yok, o şekilde şey yapmıyorum. Yani İstemiyor şöyle, musun? Çok tercih etmem. Bir başkasının yazdığı şeyi de aslında seslendirmek istemem. Çünkü herkesin duygusunun kendine özel olduğuna inanıyorum. Yani benim yaşadığım şey beni, yani Selin'i oluşturan şey benim yazdığım tam olarak deneyimimden dolayı yazmak istediğim şeyler aslında. O yüzden yani yapanlara da saygım var tabii ki. Bence öyle sınır çizmemek lazım Selin. Tabii ama işte yani şimdilik... şunu diyebilirsin belki. Hani onu besleyen, sözlerini yazan belki en doğru duygularla ifade edebilir. Hı hı. Ki bunu da demek zor. Çünkü bazı yorumcular vardır. Hı hı.
Yani o kadar güzel yorumlar ki. Tabii. Ama iki cümleyi yan yana getirmez belki. Hı-hı. Yani belki hayatı boyunca şarkı sözü yazmamıştır. Ama o kadar güzel yorumlar ki o sözü yazanları bile daha çok etkileyebilir. Muhakkak. O yüzden öyle bir sınır koymamak lazım. Senin buradaki bu performansından sonra böyle taleplerin olacağını düşünüyorum. Hı-hı. Burayı noktalıyorum. Başka ne yapıyorsun? Başka ne yapıyorum? Geziyorum. Uğraşacaksın yani biraz. Parçaların istenecek senin. Belki. Ya tabii ki söylemek isten olursam. Kenan Bey dedi dersin. Tamam. Başka ne yapıyorsun? Başka ne yapıyorum? Dünyayı gezme hayalim var aslında. Yine tam olarak o yüzden buradayım. Gezdin geziyorum. Bir kısmı? Efendim? Gezdiğin yerler oldu mu? Oldu. Yok. Yurt dışında yani şimdilik vizesiz yerlere gidebildim diyebilirim. Ukrayna. Hayalinde nere var? Hayalimde gideceğim. Tüm dünya var. Ama şimdi Türkiye'den yani Türkiye önce hani bir yakın çevremi bitireyim diye başladım. Ve yakın gidebildiğim diğer iki ülkeye gittim. Yavaş yavaş onlar da tamamlanacak dünyanın geri kalanı diye. Ama genel olarak şey daha çok tarih, etnik, etnomüzikolojik aslında şeylerine, donelerine ulaşmak istiyorum. Hı hı. Yani gidip orada hem kültürün müziklerini tanımak, insanlarla ortak bir paydam olduğuna inanıyorum. Yani dünyanın her yerindeki insanlarla. Müzik ortak değil çünkü yani. Müzik ortak değil aslında birçok şeyimizin daha da ortak olduğuna inanıyorum yani. İnsan olmak evet, da buna evet, dahil. Kesinlikle. O yüzden kendimden bir parça bulacağımı ve bunu hem kendi sesimi duyurmak hem de onların sesini duymak adına amacım olduğuna inanıyorum. Yolun açık olsun. Teşekkür ederim. Kiminle geldin? Arkadaşım Duygu'yla geldim. Sözü kendisine verelim. Duygu hoş geldin. Merhaba, hoş bulduk. Nasılsın? Çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Teşekkür ederim. Seni de tanımak isteriz. Duygu Öztürk. Selin'in hayranı olarak ve arkadaşı olarak buraya geldim ben de. Onu inanılmaz başarılı buluyorum ve yaptığı her şeyde çok başarılı olacağına inanıyorum. Onunlayım. Kalbim de onunla. Çok heyecanlıyım ben de. Teşekkür ederiz Duygu. Ben de çok teşekkür ederim. Tekrar hoş geldin. Sağ olun. Selin bir parça daha söylesen hayran kitlen bir anda stüdyo kadar olacaktı bir anda yani. Estağfurullah. Yani stüdyo kadar daha artacaktı. Öyle diyeyim, duygunun üzerine eklenecekti.